Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Basın mensupları. Çok güzel sözlerin üzerine güzel söz ilave etmek pek mümkün olmaz. Sayın Genel Başkanım, gerek Türkiye'deki siyasi tabloyu tahlili, gerekse gelecekteki siyasi tablonun tasnifi ve tasfiye konusundaki düşünceleri gerçekten ülke için bir reçete anlamına gelebilir. Ben 1977 yılında parlamentoya geldiğimde Genel Başkanım rahmetli Ecevit'ti. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyorum. Şimdi siyasetin belki son basamaklarında, kendisi dünyada değil ama bıraktığı aziz hatıra önündeki yollarımız tekrar bugüne de kesişti. Bence siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndük. Çok ayak oyunlarının Türkiye'de siyasette egemen olduğu ve hatta rehber olduğu, hatta tek çıkar yolunun ayak oyunları olduğu siyasi anlayış ortamından geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasetteki kirliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu. İnsanların geçmişinin güzelliği geleceğe de ışık tutar. Antep'te şunu söylerler hep, efsane başkanımız vardı, büyük numara dokunmadı. Kendilerinin efsane başkanı bir efsane liderin partisinde tekrar kamu hizmeti yapmaya talip. Değerli genel başkanıma, arkadaşlarına gösterdikleri anlayışa dolayı teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmeyeceğim gibi Gaziantep halkına da mahcup olmayacağım. Yolumuz açık olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep'te Sayın Celal Doğan Efsane Başkan, İstanbul Şişli'de de Sayın Sarıgül'ü aday göstereceğiz, partizan adayı daha doğrusu. Böyle sürprizler daha beklemeli miyiz? Arkadaşlar saat 14'te sizleri yine beklerim. Biliyorsunuz İstanbul Bakırköy'de önemli bir bölge. Burada da Sayın Ali Fatinoğlu Bey adayımız olacak. Saat 14'te kendilerini kabul edeceğiz. Eğer vaktiniz olursa yine beklerim. Şimdi Demokratik Sol Parti, siyasi partiler yasası ve anayasa gereğince kurulmuş, seçimlere katılmak ve devleti yönetmek amacıyla kurulmuş bir siyasi parti. Bir siyasi parti bir başka siyasi partinin oyunu bölmek amacıyla kurulmaz. Hiçbir zaman da böyle bir stratejimiz olmadı. Kendi doğrultumuzda, var olan doğrultu tutarlılığımızı bozmadan ülkeye, millete hizmet etmek amacıyla Demokratik Sol Parti 33 senedir siyaset sahnesinde. Bu sözü ortalıkta dolandıranların henüz daha hükümet ortağı dahi olmadığı bir süreçte DSP'nin 3 kere devleti yönettiği konusunu sizlerin de gözden uzak tutmamasını dilerim. Dolayısıyla öyle bir ne gayretimiz ne de stratejimiz var. Sayın Genel Başkan, 30 Mart'taki hedefi ile ilgili nasıl, oy oranı var mesela aklınızda, hedefinizde mi? Aslında siyasette vatandaşın oyuna ipotek koymak, peşinden de şu kadar oy alırım demek, kendi malınız kabul etmek anlayışını getirir. Çünkü oy o kadar kutsal ve çok değerlidir ki, yarın en ufak bir inhirafta sapmada onlara karşı çok büyük bir mahcubiyetine girebilirsiniz. Mesele oyun sayısı değil, sonuçtur. Girdiğiniz bir yerde, çıktığınız yarışta alacağınız oy değil, sonucu elde etmektir. Ben Gaziantep halkının 64 saatlik telefon trafiği, 3150 tane telefonun üst üste çaldığı bir kamuoyu baskısıyla geliyorum. Benim arkamda holdingler yok. Benim arkamda Millet İttifakı da yok. Benim arkamda Cumhur İttifakı da yok. DSP olarak biz halkla ittifak yapıyoruz. Bizimki halk ittifakı. Dünyada daha bunların, bu partilerin aldıkları baskılar olacaktır,